Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Mina protokolü tanıyacağız. O zaman hadi başlayalım. Satoshi'nin vizyonu gözlerimizi izin gerektirmeyen bir finansal sistem hayalini açtı. Ancak bir dizi teknoloji sınırlaması o zamandan beri kripto geliştirici topluluğunu kısıtladı. Veri gizliliği, ağ tıkanıklığı, ağın sıkışması, işlem maliyeti, kullanım kolaylığı ve geleneksel hizmetlere entegrasyon kolaylığı gibi sorunların tümü ilerlemeyi sınırlayan bir rol oynadı. Şimdi dünyanın en hafif blok zinciri Mina'ya giriş yapalım. Bu kadar sorun varken Mina nasıl ortaya çıkıyor ona bakalım. Mina'nın devrim niteliğindeki blok zincir mimarisi tüm bu sorunların üstesinden aynı anda gelmek için sıfır bilgi kanıtı kullanır. Her dönem için bir protokol. Mina minimal blok zincire sahip ilk kripto para protokolüdür. Mina birkaç tweet boyutuna sıkıştırılmış kısa ve öz bir blok zincirdir. Mina'nın blok zinciri birçok kullanıcıya ve onlarca yıllık işlem geçmişine göre ölçeklense bile küçük boyutunu koruyacaktır. Mina'nın minimal zinciri herhangi bir cihazda herkesin tüm zinciri tam bir not gibi doğrulamasını sağlayarak oyun alanını herkes için eşit kılıyor. Yani daha fazla kişi ağı doğrulayabileceğinden ve bunun için yüksek maliyetlere gereksinim duymamalarından merkeziyetsiz bir blok zincire olanak tanıyor. Mina programlanabilir ödemeler, durdurulamaz uygulamalar, izin gerektirmeyen gizlilik, dağıtılmış hesaplama ve kapsayıcı fikir birliği için katılımcıları tarafından yönetilen ve kriptografi ile güvence altına alınan Proof of Stake protokolüdür. Peki az önce dedik ki Mina'nın blok zinciri yıllık geçmiş ile ölçeklense bile boyutunu koruyacak. Peki Mina neyi farklı yapıyor da bu boyutu koruyabiliyor? Sıfır bilgi kanıtı Mina protokolü etkinleştiren, çığır açan bir teknolojidir. Sıfır bilgi kanıtları zincirin içeriğini ifşa etmeden ağın durumunu doğrulayan küçük kriptografik sertifikalardır. Hemen olayı anlamanız ve Mina'nın zincirini nasıl bu kadar küçük tuttuğuna dair basit bir metafor paylaşalım. Bir ormanda yürüyüş yapan bir jeolog, bir dizi ağır kaya karşılaşır. Bu ağır kayalara zincirdeki bloklar diyebiliriz. Kayaların içerisindeki mermer yapısını incelemek ister. Onları kesip açar, inceler ve bulgularını rapor eder. Dünyanın dört bir yanından meslektaşları ki bunlar blok zincirde diğer doğrulayıcılar oluyor. Kayaları görmek isterler. Ancak seyahat masraflarını karşılayamazlar. Bu seyahat masrafları da tam olarak doğrulayan bir düğüm çalıştırmanın maliyetidir. Yani tam bir not çalıştırmanın maliyetidir. Peki jeoloğumuzun çözümü ne oluyor? Jeoloğumuz her bir kayanın fotoğrafını çekiyor. Fotoğraflar her bloğun anlık görüntüsü olan Zero Knowledge Snark'lar olarak da bilinen sıfır bilgi kanıtlarıdır. Şimdi mermeri incelemek isteyenlerin kayalara ihtiyacı yoktur. Fotoğraflar tek başına yeterlidir. Mina tam notların doğrulama işlemi sonrası blokların yerine her birinin anlık görüntüsü olan Zero Knowledge Snark'ları yerleştirmesine imkan veriyor. Anlık görüntüler zinciri blok zincirde çok büyük bir gelişmedir. Ancak sorun çözülmedi. Zincir boyutu yine de artacak ...ve bunun sabit boyutta olmasını istiyoruz. Şimdi de jeologumuzun özgün bir çözümü var. İlk kayanın fotoğrafını çekiyor... ...ve sonra ikinci kayanın fotoğrafını... ...ilk fotoğraf ile birlikte çekiyor. Yani fotoğraf içinde fotoğraf. Artık ilk fotoğrafa ihtiyacımız yok... ...sonuçta ilk fotoğraf ikinci fotoğrafta da bulunuyor. Jeolog en güncel fotoğrafın yanında... ...her bir kayanın fotoğrafını çekmeye devam ediyor... Ve sonuncusunu meslektaşlarına gönderiyor. Zironovlı sınaklar 3 boyutlu nesnelerin 2 boyutlu fotoğrafları gibidir. Daha doğrusu çok daha büyük bir şeyin mikroskobik olarak küçük kriptografik kanıtlarıdır. İşte tam olarak Mina böyle çalışıyor. Her blok kendisinin bir anlık görüntüsüne çevriliyor. Daha sonra her bir anlık görüntü tüm zincirin fraktal bir meta görüntüsüne sokuluyor. Mina yüzlerce gigabayt olarak ölçülen bir zinciri bu şekilde 20 kilobaytlık bir ZK sınarka sıkıştırıyor. Yani sınaklıyor. Merkeziyetsiz protokol tasarımında devrim. Bitcoin bize insanların sansüre dayanıklı para istediğini gösterdi. Ethereum bize insanların merkeziyetsiz finansal uygulamalar istediğini gösterdi. Sabit kripto paralar bize insanların dijital dolar istediğini gösterdi. Fakat... Bitcoin sansür direncini koruyarak ölçeklenebilir bir çözüm sunamadı. Ethereum kullanıcının gizliliğini ihlal etmeden gerçek dünya uygulama verilerini entegre etme çözümünü sunamadı. Sabit kripto paralar engelleyici geliştirme karmaşıklığı olmadan geleneksel uygulamalara entegre olamadılar. Mina bu problemlerin hepsini çözüyor. Sabit boyutlu bir blok zincir Mina'ya benzersiz sansür direnci sağlayarak Tamamen sansüre dayanıklı para sağlıyor. zk-snarklar Mina'ya gizlilik ve ölçeklenebilirlik için mantık ve veriyi zincir dışı hesaplayan ve daha sonra bütünlük için zincir üzerinde doğrulayan izinsiz uygulamalar sağlıyor. Mina'nın protokol tasarımı geliştiriciler için dijital dolarlara kolay erişim sağlıyor. Mina'yı geliştiren herkes Birkaç satır kodla sabit para ödemelerini uygulamalarına rahatlıkla entegre edebilir. Şimdi de bu üç ifadenin her birini biraz daha açalım. Dedik ki Mina bize sansüre dayanıklı para sağlıyor. Minimal bir blok zinciri ağdaki her kullanıcının defterin durumunu doğrulamasını sağlayarak sansür derecenin kritik yönlerinin çatlaklardan sızmamasını yani gün yüzüne çıkmamasını sağlar. Mina günlük kullanım için tasarlanmış ve geleneksel hizmetlere entegre olacak şekilde oluşturulmuş, sansüre tamamen dayanıklı ilk değişim aracıdır. Güçlü bir merkeziyetsiz ekonomi, insanların harcamak isteyeceği değerli varlıkları gerektirir. Bitcoin gibi arzı sınırlı bir varlık teşvik edici olamamaktadır. Mina bize yeni nesil izin gerektirmeyen uygulamalar sunuyor. Ethereum üzerinde hesaplama zincir üzerinde gerçekleşiyor ve bu da ağ tıkanıklığı aşırı derecede yüksek işlem ücretleri, şeffaf bir şekilde açığa çıkan kullanıcı verileri ve bir geliştirici merkeziyetsiz bir uygulama oluşturmak istediğinde tüm zinciri sıfırdan hesaplamanın giderek artan maliyeti gibi bir dizi soruna yol açıyor. Mina ZK Apps adlı tamamen yeni bir merkezi olmayan uygulama kategorisiyle tüm bu sorunları tek seferde çözüyor. ZK Apps, D -app lerden iki özellik ile ayrılan Snark destekli uygulamalardır. Bunlardan ilki ölçeklenebilirlik. ZK Apps hesaplamanın doğru bir şekilde yürütüldüğünü doğrular, band genişliği ve işlemcinin yoğun hesaplamasının zincir dışına çıkmasına izin verir. İkinci ayrışan yönü gizlilik. ZK Apps verilerin kendisini açığa çıkarmadan veri bütünlüğünü doğrular. Mina dijital doları herkes için erişilebilir hale getiriyor. Pahalı ve karmaşık aracı yazılım gerektiren diğer blok zincirlerin aksine Mina'da stabil coinleri geleneksel web ve mobil uygulamalara entegre etmek kolaydır. İlk kez geliştiriciler dijital doları veya Mina protokolde yayınlanan herhangi bir varlığı yalnızca birkaç satır javascript ile ürünlerini anında entegre edebilirler. Ki Mina ZK Apps için bir geliştirme dili olarak bunu desteklemeyi planlıyor. Hepsini bir araya getirmek. Mina'daki bu özellik ve özellik kombinasyonu neyi mümkün kılıyor? Doğrudan tarayıcınızdan veya akıllı telefonunuzdan geleneksel web uygulamaları aracılığıyla izin gerektirmeyen ödemeler yaptığınızı hayal edin. Maaşınızı, kredi puanınızı, gelirinizi veya hayatınızın ödeme geçmişini ifşa etmek zorunda kalmadan kredi almaya hak kazanacak kadar yüksek olduğunu kanıtladığınızı hayal edin. Bir fotoğrafın gerçek olduğunu veya montaj olmadığını anında kanıtladığınızı hayal edin. Kimsenin kime oy verdiğinizi göremediği ancak herkesin sonuçları doğrulayabildiği oylama sistemleri hayal edin. Kimlik verilerinizi tümü güven gerektiren yüzlerce şirket yerine tek bir güven gerektirmeyen Kimlik doğrulama sağlayıcısına verdiğinizi hayal edin. Tüm kıtalardaki genç girişimcilerin yetişkinlerden izin almak zorunda kalmadan, yapay olarak yüksek masraf veya karmaşıklıkla engellenmemiş, doğrudan geleneksel finansa entegre olan kripto ürünleri oluşturma yetkisine sahip olduğunu hayal edin. ZK Apps tüm bu senaryoları ve daha fazlasını mümkün kılıyor. Mina'nın yol haritası Ethereum'a bir köprü desteği ve DApp'lerin ZK basit bir şekilde dönüştürülmesini içeriyor. DeFi platformlarını, merkezi olmayan borsaları ve açık finans pazarlarını varsayılan olarak kullanıcı veri gizliliğinin etkinleştirildiği, geliştiricinin ve son kullanıcının maliyetinin çok altında daha yüksek verimlerde Mina üzerinde çalıştığını hayal edin. Bu izinsiz teknolojinin geleceği Mina'nın vizyonudur. Topluluk protokolün kendisidir. Mina'nın gerçekten merkeziyetsiz olmasının tek yolunun protokolde anlamlı bir paya sahip, bir topluluğa sahip olması ve onun tarafından yönetilmesi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Mina ana alansmanından sonra Proof of Stake protokollerinin önemli sahipliğini ve yönetimini topluluğuna aktardı. Mina'nın ana başlatma token arzının %6.6'sı Genesis program kurucu üyelerine tahsis edildi. Mina'nın Genesis programındaki her nod operatörü ve topluluk lideri ana A açılışında Mina'nın dolaşımdaki arzının %0.0066'sına eşit bir coin hibesi aldı. Mina protokol sınırsız sayıda blok üreticisine olanak tanıyor. Bu nedenle ağın güvenliği, esnekliği ve merkeziyetsizliği böylece büyümeye devam ediyor. Mina Ana ağ lansmanından sonra yeni nod operatörleri işe almaya devam etti ve devam da edecek. Geldik Mina token ekonomisine. Mina yerel coin'i protokolün ekonomik teşvik sisteminin merkezinde yer alır. Yani Mina coin protokolün ekonomik teşvik sisteminin merkezinde yer alıyor. Blok üreticilerine ve sanark üreticilerine Mina olarak ödeme yapılıyor ve tüm sahipler coin'lerini stake etmeye teşvik ediliyor. Mina'nın lansmandan sonraki ilk yılında stake ödülleri stake edilen miktarın %24'üne kadar olacak ve daha sonra ek emisyon ödülleri olacak. Evet arkadaşlar kısaca Mina'yı tanımış olduk. Şimdi de Mina'nın güncellenen yol haritasına hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere güncellenen yol haritası şu şekilde. Sol tarafta projeleri, ortada tanımı ve sağ tarafta tahmini tamamlanma süresini görüyorsunuz. Siz de durdurup teker teker okuyabilirsiniz veya bırakacağım linkten direkt olarak yol haritasına erişebilirsiniz. Güncellenen yol haritasında gözüme çarpan en önemli şey ZK Bridge oldu. Hatırladığınız üzere Nil Foundation Mina ile Ethereum arasında bir köprü çalışması yapıyordu. Hatta köprünün demosunun testini de yapmıştık. Peki Mina Ethereum köprüsünün ismi niye ZK Bridge olarak değiştirildi? Ki bu çok önemli bir şey. Tabii sadece Mina Ethereum köprüsü ismi değişmedi ZK Bridge olarak ekstra bir erteleme de söz konusu. ZK Bridge Mina'nın Ethereum ve EVM tabanlı zincirlere köprüsü 2022'nin 3. çeyreğine ertelendi ki bazıları bunu negatif olarak görecektir ama bence çok önemli bir olay ve iyi ki de ertelenmiş diyorum. Neden köprü iyi ki ertelenmiş diyorum? Birincisi şu an bulunduğumuz sezon güzel bir sezon değil. İkincisi demek ki sadece Ethereum'a köprü yapmak istemediler. EVM tabanlı diğer blok zincirlere de köprü kurmak istediler. Şöyle bir örnek vereyim. AVAX'da EVM tabanlı. AVAX'daki bir DApp gelip Mina'nın özelliğini kullanabilir. Veya diğer EVM tabanlı blok zincirler de aynı şekilde yapabilir. 2022'nin 3. çeyreğine ertelenmesi o yüzden oldukça güzel. 2022 yılı boyunca tüm ekosistem şu görmüş olduğunuz haritaya bağlı olarak geliştiriliyor. Şöyle düşünmeyin, Mina Ethereum köprüsünü yapamadılar, sürekli erteliyorlar, bu kaçıncı erteleme diye düşünmeyin. Aksine ekip bize bunu yapabildiklerini gösterdiler. Mina Ethereum demosu ile biz direkt olarak test dağında bunları denedik ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Yani ekip bunu yapabiliyor. Az önce söylediğim olayları göz önüne aldığınızda ZK Bridge olarak değiştirilmesi ve diğer EVM tabanlı ağlara köprü kurması, onlara erişmesi mükemmel bir olay. Hatta yol haritası açıklandığında çok sevilmiştim bu olaya. Onun dışında şu görmüş olduğunuz ZK Oracle, Mina Av üzerindeki ZK Rollup'lar, ZK App yazılım geliştirme kiti, ZK Apps test aşaması ki bu yayınlandığı an bununla ilgili bir video gelecek. Berkeley'i teşvik edilmiş testnet gelecek. Yani biz ZK Apps'leri ilk olarak test edeceğiz. Bu da 2022'nin ikinci çeyreğinde olacak. Bu çok önemli. Zaten olur olmaz Twitter ve YouTube üzerinden duyuracağım. Artı videosunu da bizzat sizler için çekeceğim. Çünkü Mina'da beklediğimiz ilk adım buydu. Onun dışında notlarla ilgili yapılacak bazı güncellemeler var. Bunlar da oldukça pozitif çünkü notların geliştirilmesi lazım. Sürekli yama ile sistemin daha iyi çalışmasını sağlamak lazım. Daha hızlı olmaları lazım. Ek olarak kimçi sınaklar o da tamamlandı. Bir sonraki hard fork ile yani çatallanma ile sisteme eklenecek. Evet arkadaşlar videomuz ve Mina'nın güncellenen yol haritası bu şekildeydi. Videonun yapımında sevgili Zenit'in materyalini kullandım. Destekleri için ona çok çok teşekkür ediyorum. Daha fazla Mina videosu için... Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, minayla kalın.